Nefes almak, odaklanma, konsantrasyon, zihinsel enerji, canlılık, bağışıklık sistemi ve çok daha fazlasına kadar hayatındaki her şeyi etkiler. Ancak bunu doğru şekilde yapmıyor olabilirsin. Hafıza, odaklanma ve konsantrasyon gibi pek çok şey gibi en iyi şekilde nefes almak da sana okulda öğretilen şeylerden biri değildi. Bu bilgiyi başka birine öğretmek niyetiyle öğren lütfen. Unutma, bir şeyi başkasına anlatmayı öğrendiğinde onu iki kez öğrenirsin. Solunumun temelleri. Bilgi tek başına güç değil, potansiyel güçtür. Nefesi öğrenmeye başladığında bu çok temel biyolojik fonksiyonun vücudundaki her şeyi kontrol ettiğini fark edersin. Nefesin kontrolünü eline alabilirsen, zihninde dahil olmak üzere vücudunda meydana gelen diğer bilinçsiz şeyleri de kontrol edebilirsin. Nasıl nefes aldığın beynini birçok yönden etkiler. Motive olmak, bir göreve odaklanmak için önce nefesine odaklanmalısın. Meditasyona bak. Yaptığın ilk şey nefesine odaklanmak veya nefesini kontrol etmek için belirli bir cümleyi okumaktır. Nefesini kontrol ederek beyninin farklı merkezlerini kontrol altına alırsın. Uzun ömür için nefes almak. Nefese öncelik vermek için pek çok neden var. Sağlık söz konusu olduğunda genellikle yiyecek ve suya odaklanılır ancak günlerce yiyeceksiz kalabiliriz. Veya su ile haftalar bile. Ama nefes almadan sadece dakikalar geçirebiliriz. Çoğu insan düşük dereceli stres durumunda bulunur. Bu, stresin her zaman arka planda çalıştığı anlamına gelir. Stres birçok otoimmün hastalıkla ilişkilidir ve birçok kronik hastalığın arkasındaki nedenlerden biridir. Dünyadaki ilk 10 katiline bakarsan, büyük çoğunluğu kronik stresin bir sonucu olarak kronik inflamasyona sahiptir. Stresi azaltmak için yapabileceğin en hızlı şeylerden biri nefesini kontrol altına almaktır. Bedeninde bilinçsiz bir stres olduğunda genel eğilim çok fazla nefes almaktır. Çoğu zaman bu ağzından artan miktarda nefes almak şeklindedir. Bu bir geri besleme döngüsü oluşturur. Vücut çok fazla nefes aldığını algıladığında beynin seni stres durumuna sokan sinyaller ve nörotransmitterler göndermeye başlar. Yapabileceğin ilk şey üst üste ikincisi diğerinin hemen ardına iki büyük nefes almak ve nefes verirken iç çeker gibi vermektir. Bu teknik, Stanford Üniversitesi'nden Andrew Huberman'a ait bir tekniktir. Beyinde iç çekmeyi kontrol etmeye adanmış nöronların ayrı bir alt bölümü vardır. Vahşi doğada hayvanlara bakarsan, uyumadan önce yaptıkları ilk şey nefes alıp iç çekmektir. Bu tekniği 3 veya 4 kez yap, vücuduna ve beynine rahatlamana yardımcı olacak sinyaller gönderecektir. Gergin olduğun herhangi bir aktiviteden önce stresli veya gergin olduğunu hissettiğin herhangi bir zamanda yapmak için harika bir numaradır.